Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Ben kalp damar tıkanıklarının cerrahi tedavisiyle ilgilenirken bir yandan da kişisel merakım yüzünden, vejeteryan da kabul edebilirsiniz beni, bitkisel beslenme konusunda yıllardan beri hazırladığım notlarımı bundan birkaç sene önce Udemy platformunda bir kurs olarak hazırlamıştım. Şimdi daha çok insana ulaşması için YouTube'dan yayınlıyorum. Bu bir diyet programı, kılavuz ya da kurs nasıl kabul ederseniz. Temel amacımız size kalp damar tıkanıklıkları konusunda bilgilendirmek ve beslenme ile ilgili konularda size bir takım ipuçlarını aktarmak. 41 adet video var. Kusura bakmayın, uyarılarda böyle çok yoğun bir listeyle karşılaşacaksınız. 4 saati aşkın bir video süresi var. Açıklamalar bölümüne bakmanızı istiyorum. Burada kaynaklar var. 78 sayfa doküman var. Yani bir kitap sayılabilir. Ve bunlar drserdarakgun.com sitesinde. Bakın burada korunma bölümü var. Korunma bölümünü eğer tıkladığınız zaman bir alt menü açılıyor ve alt menüde de beslenmeye tıkladığınız zaman bütün bu videolara ve kaynaklara ulaşabilirsiniz efendim. Bir kere her şeyden evvel şunu söylememiz lazım. Bitkisel beslenmenin temeli korunma. Darlıkların gelişim hızını yavaşlatmak ve önlemek. Darlıkları azaltmak. Tamamıyla açma konusu 10-12 sene bitkisel beslenen kişilerde anjöyle gösterilmiş. Yaklaşık 10 civarında hastada tamamen açıklığı gösterilmiş ama çok çok az hastada bu. Hastalık yoktur, hasta vardır, temel şeyimiz o. Eğer sizin kalp damar tıkanıklığınız varsa ve şikayetiniz varsa, yani semptomatikseniz, lütfen ameliyat olmaktan, stent koydurmaktan kaçınmayınız. Özellikle ameliyattan kaçınmayınız çünkü burada riske atacağınız şey sizin hayatınız. Dolayısıyla bitkisel beslenme uzun vadeli bir hayat tarzı. Uzun vadeli bir tedavi olabilir ama temel amacı korunma ve dediğim gibi sizi burada tüm meyveler, sebzeler, tahıllar, hemen hemen her konuda yürüyüş, spor, hatta beyin ile ayrı bir bölüm de var. Yani kendi hayatınızın ne kadar kıymetli olduğunu düşünün. Bunun için size bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ve tabii ki bu bilgilendirme amaçlı bir diyet programı. Size en iyi doktorunuz tanır, ona danışınız ve önerilerini uygulayınız efendim. Dolayısıyla sadece benim damar tıkanıklığım var, bana ameliyat önerildi, ben ameliyat olmak istemiyorum, bunu ben bitkisel tedaviyle açarım gibi bir düşünce her hasta için geçerli olmayabilir. Lütfen dikkatli olunuz. İlginiz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız efendim.